Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz. Vatandaşlarına ve kardeşlerine güven veren bir Türkiye için hep beraber elimizi taşın altına koymalıyız. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı derken Erdoğan'dan Türkiye İttifakı çıkışı geldi. Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memursen Konfederasyonu'nun düzenlediği Uluslararası İşin Geleceği Tehditler ve Fırsatlar Konferansı'nda konuştu. Nasıl PKK'lı hainlerin tepesine yurt içinde ve yurt dışında yumruk gibi inmişsek, nasıl 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara meydanları dar etmişsek, bugün de aynı dayanışmayı sergilemeye ihtiyacımız duyuyor. Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarılarını anlatan Erdoğan, birlik vurgusu yaptı. Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak 82 milyon hep birlikte Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz. Cumhurbaşkanı sorunları çözmenin yolunun Türkiye İttifakı'ndan geçtiğini belirtti. Gençlerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin, çiftçi, sanayici, esnaflarımızın sorunlarını çözmek ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Seçim tartışmalarının geride bırakılması gerektiğini de söyledi Erdoğan. YSK'nın kararının ardından mesele biter dedi. Biz de sonuna kadar bu mücadelemizi vereceğiz. Yüksek Seçim Kurulu noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir. Ondan sonra yola devam. Özellikle Türkiye'nin bekası politik hesabın üstündedir ifadesi dikkat çekti. Seçim sürecindeki ve sonrasındaki tartışmaların milli çıkarlarımızın ve hassasiyetlerimizin önüne geçmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Siyaset milletin maslahatını kendi menfaatinin önüne koymayı gerektirir. Türkiye'nin bekası vatandaşlarımızın birlik ve beraberliği her türlü politik hesabın üstündedir.